Hocam bu arada çok ilginç bir soru geldi. Geldiği için anında soruyorum. Cehaletin mazur görün ama ponçik ne demek? Siz bu ponçik kelimesini çok kullandığınız için. Bugün Açık Beyin'de de konu oldu. Arkadaşlar benim bazı yazılarımı altyazı hazırlarken bizim Boston doğumlu bir arkadaşımız var. Şu anda bizde staj yapıyor ama en performanslı stajyerlerimizden biri. Sevgili Vera'ya da buradan selam ediyorum. Vera dedi ki ben çevirirken siz çok kullanıyorsunuz. Ponçiyi çevirmekte zorlanıyorum dedi. Ben de ona fluffy dedim. Fluffy, ponçik. Ya arkadaşlar ponçik valla bizim çocuklardan falan kaldı bende herhalde. Evet. Yani böyle sevimli, mık mık, sıkılası, yumuşak, zararsız gözüken, insanın bir lokmada hap diye yutası gelen böyle bir şeylere ponçik deniyor ama yani böyle sevimli, yumuk, tüysü ve zararsız anlamına gelen, yani sıkma isteği uyandıran bir şey. Bilmiyorum ki ne bileyim, yani öyle herhalde. Ponçik bir ara bakmıştım, hatırladım. Tüylü yumak, kedilerin falan o yüzden çok ponçik, evet, falan deniyor, ponçik öyle bir şeymiş. Ama tam detaylı etimolojisine bakayım. Madem konu gündeme geldi artık bu bir borçtur, yapmak lazım. Ponçik videosu gelecek o zaman. Evet, ponçik diyorsun. Hocam bir şey sormak istiyorum. Yapma. Bu acılı ses tonunu alıyorum çünkü merak ediyoruz hocam. Böyle bir soru da gelmiş. İnsan neden üzülünce su sızdırır? Yani insan üzülünce neden ağlar hocam? Bunun mantıklısı ne? Güzelmiş. Neden ağlarız sorusu değil mi yani bu? Doğru mu anladım? Evet. Gözden neden niye ağlarız? Su akar? Ah ne çare ki bilmiyoruz ve bilmediği sorularda en uzun konuşan adamlardan bir tanesine bu soru sorulduğunda işte durmadan konuşası gelir. Charles Darwin'in işte biz biliriz evrim kuramının kurucusudur falan filan ama en çok kafa yorduğu şeylerden bir tanesi bu emosyonel yani duygusal davranış dışa vurumları. Bunlardan biri gülmek, biri de ağlamak. Hala sebebini bilmiyoruz. Mesela gülmenin de ağlamanın da ne evrimsel kökenini ne de insandaki tam işlevini biliyor değiliz. Fakat genel olarak baktığında bizim evrimsel biyolojide ya da evrimsel psikolojide hep söylediğimiz bir şey var. Geriye yönelik olarak tahmin yapmanın en iyi yolu bugünkü davranışı karşılaştırmalı olarak diğer canlılarla incelemektir. Bizim ağlama ya da gülme davranışlarının hemen hemen aynıları, aynı gerekçelerle ve aynı sonuçlarla şempanze ve bonobo gibi yüksek primat türlerinde, orangutanlarda vesaire görülüyor. Onlar da yapıyor. Birçok memeli canlıda benzer beden postürleri ya da işte ağlamaya benzer ya da gülmeye benzer refleksler var. Bütün bunların ortak bir amaca hizmet ettiğini düşünecek olursak ağlama için temelde şunu söyleyebiliyoruz. Bir dışarıdan bakalım. Bir ses çıkarıyorsun. İki vücudunu küçültüyorsun. Üç yüzüne acı çeker bir hal veriyorsun. Bu hal acı bir besin yediğinde mesela olan bir şey bu kırışma. Güldüğünde ise ne oluyor? Ağız yayılıyor. Göz... Böyle de gülünür mü? Ne yaptım lan ben bir şey? Ha işte öyle. Hazal'ın güldüğü gibi. Benim güldüğüm gibi değil. Ben böyle yapınca beceremiyorum böyle. Rahat yani biraz önceki ifadeyle ponçik bir hal çöküyor güldüğün zaman. Diğeri bunun tam tersi. Bütün kaslar kırışıyor. Acı çekme, kendi içine ufalma, bedenin ufalması, yardım çığlığı. Bunların hepsi diyor ki bana sosyal yardım gönderin. Gözyaşının çıkmasının net bir açıklamasını ben hala bilmiyorum. Çok araştırdım. Bu arada hakikaten bunun bir sinirsel yolu var. İşte gözyaşı bezlerimizi sinirlendiren otonom sinirler. Bizim o duygusal merkezlerimizden, beyin sapından sinyal alıp gelip hakikaten bunu yapıyorlar. Evrimsel olarak bunun bir faydası olmuş olması lazım diye baktığımızda ise ilginç bir şey görüyoruz. Erkeklerle kadınlar arasında yine belirgin bir fark çıkıyor. Bir kadın ağladığı zaman gözyaşındaki salgıların içeriği erkeğinden farklı. Erkek de ağladığında farklı bir salgı içeriği çıkarıyor. Kadınların gözyaşında özellikle östrojenin yoğun olduğunu, daha bu arada 40'ın üstünde kimyasal var gözyaşında tespit edilmiş. Fakat erkekte şöyle net bir etkisi oluyor. Buradan uzaklaşmalıyım. Yani kadın ağladığı zaman erkeğin kaçası geliyor sevgili arkadaşlar. Çünkü o gözyaşındaki etki neyse, bu arada ağlamanın psikolojik etkisi, bir kişiyi ağlarken görmenin psikolojik etkisi de dahil, erkeklerde kaçma isteği yaratıyor. Fakat tam tersi, erkeğin ağladığını gören kadın bayağı cinsel uyarılma belirtileri gösteriyor ve erkeğe daha çok yaklaşmak istiyor. Çünkü muhtemelen diyorlar, tabii bu biraz zorlama bir teori de olabilir, gözyaşı salgısındaki testosteronun kadında uyandırdığı bir etki de olabilir bu deniyor. Bir şekilde erkeklerin ağlaması kadınlara sevimli ve çekici gelirken kadınların ağlaması erkeklere hiç öyle gelmiyor. Aslına bakarsan kadınların ağlamasının yardım çekmek vesaire bağlamında hani erkeği daha çok çekmesini bekleriz ama bence evrimsel olarak hakikaten yapan iyi biliyor. Çünkü erkeği çekse yardım için erkeğin kadının karmaşık duygusal sorunlarına çözüm üretebilme ihtimali oldukça düşük. Erkek gitsin, kadınlar gelsin, kadınlar kadınların sorunlarını en güzel çözerler diye düşünüyorum. Buradan da evrimsel bir çıkarım yapmış oluyorum aslında. Eğer durum böyle ise,
erkeği itiyorsa demek ki kadının sosyal sorunlarını çözmede erkek dışında bir yola ya da yardıma ihtiyacı var ve belki de öyle bir organizasyonun içinden geliyor. Tabii bu bir spekülasyon ama bu açıdan bir hipotez kurup üzerine çalışmalar yapılabilir. Ki aslında ben yapılmış çalışmalara da örnek vereyim. Mesela bir işte karı koca eşler bunlar. Kadının morali bozuk olduğu zaman kocasına bir türlü anlatamıyor ya. Ama komşu hanımefendi gelince saatlerce konuşup derslerini deşarj edip en sonunda hadi babalar oynayarak işi kapatabiliyorlar. Yani onlar ancak birbirlerine derman olabiliyorlar. Erkek biliyorsun sürekli çözüm odaklı olduğu için dinlerken devamlı çözüm getirmeye çalışınca kadının siniri daha çok bozuluyor. Halbuki onlar sadece duygusal paylaşım yapmak isteyen nazik nazenin ve çok maalesef komplike duygusal dünyaları olan biz erkekler gibi fanilerin kolayca anlayamayacağı bazı dertlerle mücehhez insanlar olabilirler diye bunu nasıl da yuvarlayacağımı bilemedim ama sonuçta ağlamak güzeldir arkadaşlar. Özellikle erkekler için. Erkekler ağlamaz, yalanın düz giden hali. Erkekler ağlamalıdır sıklıkla. Söylüyorum yani piyasanın şartları bunu gösteriyor arkadaşlar. Boş bulduğunuz yerde ağlayın. Hocam bu konuda bir şey eklemek isterim naçizane olarak. Bizim kültürümüzde bu erkekler ağlamaz. Kadınlar içinde dahil olmak üzere ağlayan kadın zayıftır. Ağlamak güçsüzlük göstergesidir. Bu tarz söylemler işliyor. Ve benim daha önce sizinle de konuşmuştuk. En karşı gördüğüm söylemler arasında bunlar var. Ve aslında ağlamanın ne kadar güç olduğunu, yani bir zoru başarmak olduğunu, ağlamanın o duyguları kontrol ederek, o kontrolsüzce ağlama değildir. Duyguların bir dışa vurumudur ve duygularını dışa vuracak kadar güçlü olmanın anlamına gelir. Bunun olduğunu adım adım belki anlatmak lazım. Belki de bir soru yorumu bunun üstüne de ayırmak lazım. Sosyal olarak kendini iyi hissettiğin durumlarda daha rahat ağlayabilmen de bunu gösteriyor. Çünkü orada güçlüsün, rahatsın. Ama yabancı olduğun yerde kendini sıkman oradaki güçsüzlüğünü ve kırılganlığını gösteriyor. Çok güzel bir noktaya temas ettin. Yani bazen zayıflık gibi gördüğümüz şey en büyük gücümüz olabilir. O yüzden ben hep söylerim bir özellik varsa yeri geldiğinde kullanmak lazım. Öyle çok sıkınca mesela hapşırık geldiğinde çok sıkarsan beynin patlar derler. Beynin patlamaz ama anevrizman varsa beyin kanama geçirme riskin yüksektir. Dolayısıyla içinde patlatmayacaksın o durumu yani. Aynen dediğin gibi. Vay bak bu soruda güzel bir toplumsal mesajı gelmiş oldu. Tebrik ediyorum.